Bir Gün gazetesinin attığı manşetle bitirdik. Şahsını da al git diye bir manşet atmış Bir Gün gazetesi ve altında da neler olduğunu, neden gitmesi gerektiğini anlatmış. Tabii erken seçim çağrısında bulundu. Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu hafta içerisinde görüştüler. Faruk Bey, buyur. Evet, çok ilginç oldu. Tam da böyle Merkez Bankası faiz indirim kararı vereceğinin bir gün öncesinde acilen Kemal Kılıçdaroğlu çok acil bir randevu talep etti ve Meral Akşener'le görüştü. Arkasından faiz indirimi gerçekleşti. Zaten o iki gün boyunca faiz indirimi olmadan önce olduğu gün ve ertesi gün, yani 2,5 güne yayılan bir süre içerisinde TL kuru da acayip değer kaybetti. İşte malumunuz 10 lirayı geçti, 11 lirayı geçti, 11.30 oldu. 11.30'a şöyle bir yaslandı, birkaç kere denedi. Hatta dün Cuma günü gece, Türkiye saatiyle Cuma günü gece 12'de gelecek bir kararname değişikliği de bekleniyordu. Bu görüşmede herhalde bazı bilgiler sızmıştı. İşte eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın bir tweet'i oldu biliyorsunuz. O tweet üzerinden dedi ki işte bir kararname olacak, şöyle olacak, böyle olacak, bazı işte böyle dramatik şeylerden bahsetti. Onun üzerine Türk lirası daha da değer kaybetti. Böyle bir noktada şöyle bir şey düşünüyorum ben. Ben hani burada Merkez Bankası politikalarını işte yapamıyorlar, edemiyorlar, ekonomiyi yönetemiyorlar diye bir şey yok aslında ortada. Bence gayet bal gibi yönetiyorlar. Türkiye'yi istedikleri gibi yönetiyorlar ve daha da istedikleri gibi yönetmek istiyorlar. Bu tür kararları da bilerek böyle manipüle ediyorlar ve ülkeyi daha çok bir kaotik ortama sürüklemek istiyorlar. Temel ihtiyaçları onların daha çok kaos. Daha çok kaos olunca işte Batı bize daha çok saldırıyor, manipülasyon yapıyor demek istiyorlar. Bunu da destekleyen yine milletvekilleri Metin Külük'le birkaç tane işte AK Parti'nin kanaat önderi diyebileceğimiz daha önce milletvekili yapmış kişilerin açıklamaları oldu. Bir de çok önemli Ekonomi Bakan Yardımcısı ve uzun yıllar AK Parti'nin kuruluşunda ve teşkilatlanmasında söz sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da akrabası, dolaylı yollardan akrabası olan hanım tarafından Nurettin Nebati'nin de bu topa girmiş olmasıydı. Zaten kararnameyle mevcut Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınıp yerine Nurettin Nebati atanacak diye bir düşünce vardı. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Yani burada amaç ekonomiyi bizim düşündüğümüz gibi işte Batı liberal sistemlerinde veya entegre olmuş liberal convertible para birimlerinin entegre olduğu ülkeler gibi bir ekonomi yönetimi değil. Biz bunu hayal ediyoruz. Yani biz mesela yaşıyoruz Kuzey Amerika'da işte ya da Avrupa'da veya başka ülkelerde arkadaşlar diyor ki ya da daha önce alıştığımız gibi Türkiye bu liberal ekonomik modelinin getirdiği kurallar manzumesiyle yönetilecek zannediyoruz. Aslında bunlar onlara engel. Onlar bunu istemiyor. Yani bu sistemin yıkılmasını bir an önce istiyorlar ve bu doğrultuda da piyasayı olabildiğince manipüle etmek istiyorlar. Bu yaptıkları işlerde, bu işte faiz indiriminden ısrar etmek, işte faiz sonuçtur, sebep değil, sebeptir, sonuç değildir falan gibi davranışlar hani karmaşa yaratıyorlar. Bunlardaki tek amaç Türk lirasının daha çok değer kaybetmesini sağlamak. İşte bize bakınız Batı tarafından daha çok saldırı oluyor. İşte bir kargaşa ortamı yaratıp bu kargaşadan tamamen kapalı bir ekonomiye, statikocu bir ekonomiye, serbest piyasanın var olmadığı bir ekonomiye doğru geçmek istiyorlar. Yani şu an yapmak istedikleri ve gelmek istedikleri nokta bu. Hani diyoruz ya espriyle gelmek istediği nokta nedir? Hani Erdoğan iktidarının gelmek istediği nokta tamamen Batı'dan izole olmuş ama yine de diktatoryal ya da otokratik yönetimine devam etmek istiyor. Batı'yla böyle ince sırat köprüsüne devam eden, bıçak sırtı devam eden dengesini de sürdürmek istiyor ilişkilerini. Ama ekonomik yönden Batı'dan tamamen izole olmak istiyor. Çünkü onun kurumlarının dayattığı kuralları, onun kurumlarının dayattığı işte etik değerleri, onun kurumlarının, Batı'nın yani dayattığı çeşitli liberal uygulamaları tanımak istemiyor. Bunları var etmek istemiyor. Bu da bizim bildiğimiz kambiyo rejiminden ve ekonomik modelden tamamen uzaklaşmak adına geliyor. Çünkü öyle olursa daha kolay Türkiye'yi sömürecekler. Doların özellikle bilinçli bir şekilde yükseltildiğine dair yorumlar da vardı. Bununla alakalı biraz daha bize detay verebilir misin? Neden? Ya şöyle, şimdi bu yaptıkları ben şunu samimi bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'de olan bütün bu olaylara rağmen Türk lirası yine değerini aslanlar gibi koruyor. Yani belki birçok arkadaşım diyecek ki
ya da bizi izleyenler ya nasıl böyle bir sonuca varıyorsun? Ben gerçekten Türk lirasının yine sağlam durduğunu düşünüyorum. Yani özellikle son bir aya kadar, son 15 güne kadar yine de sağlam duruyordu. Yani geçmişte yaşanan birçok olumsuzluğa, siyasal iktidarın ilan ettiği birçok agresifliğe, ya adam çıktı ekonomi kanalında Bloomberg'de öyle açıklamalar yaptı ki hem ekonomi bakanı olsun hem bürokratı olsun Merkez Bankası başkanı olsun, yani o açıklamalara göre Türk lirasının çoktan 20 30 yani böyle önünü almaması gerekiyordu. Bence Türk Bu direnç lirası için kaynağı ne gerçekten acaba? Merak ettim şimdi. Efendim? Bu dayanıklılığın, direncin kaynağı ne? Merak ettim. Yani bütün Ya şimdi bu dayanıklılığın direncin olumsuzluklara rağmen nasıl kaynağı dayanıyor acaba? tabii ona da değineyim eğer vaktimiz varsa. Hani buna rağmen Türk lirası yine dayanıklı davrandı. Bunun tabii birkaç faktör var. Birincisi Avrupa Birliği, Avrupa bölgesindeki finansal otoritelerin ve finans kurumlarının, kurumsal yapıların Türkiye'de çok ciddi plasmanları var. Yani diyorlar ki Türkiye'de sermaye kaçıyor. Evet kaçıyor ama çok ciddi kredileri var, plasmanları var, daha önce verilmiş tüketici kredileri var, yabancı sermaye ile gelmiş bankaların Türkiye'de dolaylı olarak köprü diye nitelendirdiğimiz köprü kredileri var. Mesela Türkiye'de en büyük finansal riski taşıyan bankalar İspanyol bankalarıyla İtalyan bankaları. Sonra Fransız bankası, biliyorsunuz işte bir Türk bankasına ortak, çok büyük kredi plasmanları var. Ve bunlar birleşik olarak Avrupa Merkez Bankası'nın getirdiği karmaşık ilişkiler ve daha önce yaşanan pandemiden daha önce yaşanan ekonomik sorunlar ve pandemiyle gelen ekonomik problemlerle birlikte Alman bankaları devraldı birçoğun riskini. Dolayısıyla Alman Avrupa bankaları büyük bir risk altında ve tabii ki onlar kurun çok hızlı değer kaybetmesini istemiyorlar. Artı yine başka bir mantık var. Türkiye'ye kaynak gelişi öyle veya böyle oluyor. İşte bölgesindeki diğer ülkelerden her ne kadar Türkiye bizim açımızdan kaotik, antidemokratik ve hukuk normlarına uygun bir ülke olmasa da bölgede tek ülke yani. Yani rakibi yok. Yani bölgeye şöyle bir bakınca işte Azerbaycan'dan kaçıyor, Ermenistan'dan kaçıyor, Gürcistan'dan kaçıyor, Suriye'den kaçıyor, Irak'tan kaçıyor, Dünyanın en büyük Irak kara para Kürdistan'dan. trafiğinde döndüğü kavşak Evet, olması da evet. var o Hukuki zaman. Belki olarak o da buna da var. bakmak lazım. Evet, bir de kara parayı teşvik edici kararlar alıyor hükümet. Onunla ilgili açıklamalar yapıyor. Habire işte para getirirseniz şöyle af olur, böyle olur diye teşviklerde bulunuyor. Ayrıca sormuyor yani. Özellikle AK Parti network'ünden para getirirseniz kimse size hiçbir şey sormuyor. 10 milyar dolar getirin sormuyorlar. 20 milyar dolar getirin sormuyorlar. Hasılı böyle bir düzen var ve Çin'den de bir kaynak geliyor, Rusya'dan da bir kaynak geliyor Evet, ve Türk evet. parasını koruyabiliyorlar. Tabi bu konu uzun, tartışırız yani. Uzun bir konu bu. Evet, bu konuda arkadaşlar sizlerden gelecek olan sözler, yorumlar varsa onları alalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı ve Meral Akşener'le yaptığı görüşme, erken seçim çağrısı. Asım Bu Hoca, konuda buyur. bir şey netleştirmek istiyorum. Yani Türkiye'de ekonomik kaos istiyorlar. Bu ekonomik kaos gerçekleşirse bunu dış güçler yaptı diyecekler ve rejimlerini pekiştirecek adımları daha kolay atacaklar. Yani özet olarak bu yani. O yüzden arkadaşlar gaza gelmesin. Yani izleyiciler. Türkiye'de böyle bir fakt var yani. Durum bu. Ama mesela evet, ben de okumuştum mesela bu iddiaları. Bunu dayandırdığımız noktalar neler? Yani bir ekonomik kaos olsun, herkes böyle bir şey istemez. Çünkü altında kalırlar yani sonuçta. Bu işi Hiç toparlayabilmek çok umurlarında mümkün değil. olmaz yani. Hiç umurlarında değil Asım Bey. Hiç umurlarında değil. Çünkü zaten Türkiye'deki varlıkların %60'ı AK Parti ve yandaşlarının yani zenginlikler. Zaten transfer oldu yani. Türkiye'de öyle büyük bir zenginliği olan çok fazla farklı düşünen insan yok. Onlar da zaten çoğu döviz pozisyonda. Ne yapacaklar ki yani?